sevgilerini size getirdim. Figen başkanımın, Figen yoldaşımın, Figen arkadaşımın kararlı duruşunu getirdim. Ve yine başta düş yolcuları olmak üzere yitirdiğimiz tüm arkadaşlarımızın, tüm yoldaşlarımızın anısı önünde bir kez daha saygıyla eğilerek konuşmama başlamak istiyorum. Sevgili arkadaşlarım, bir rejim krizindeyiz. Evet, öyle rehabilite edilerek, öyle orasından burasından palyatif çözümler üreterek, yamalar yapılarak bu rejim krizini aşmak mümkün değil. O yüzden de önümüzdeki süreçte bu rejim krizinden bir çıkışı var etmek, bunu demokrasi ve barış mücadelesiyle var etmek belki de en önemli sorumluluğumuz. O yüzden de böyle bir rejim krizi atmosferinde gerçekleştirdiğimiz kongrelerimiz büyük önem taşıyor. Hem önümüzdeki dönemin örgütlenmesi açısından hem de yeni gelenin karşılanması açısından büyük öneme sahip. Biz de kongre sürecimizi başlatmış bulunuyoruz. Evet, öncesinde çalıştaylarımızla, yerel konferanslarımızla, bölge konferanslarımızla biz de bir kongre iklimindeyiz. Evet, kongrelerimiz özellikle örgütsel yapımızın yeniden biçimlenmesi, örgütsel yapımızda politik mücadelemizin buluşması açısından büyük önem taşıyor. Örgütsel yapımız ve politik mücadelemizin bu diyalektiğin açığa çıkması, anlamlanması, yeniden yorumlanması önümüzdeki süreçte büyük önem taşıyacaktır. Politikanın güncel siyasetin girdaplarına sıkıştığı, adeta kayıkçı kavgalarına tutsak olduğu bir yerden, kutuplaşmış bir anlayıştan, payandalaşmış bir zihniyetten acilen kurtarılması lazım. Bu da ancak örgütsel yapılarımızın güçlendirilmesiyle mümkün. Bu amaçla bir konferanslar dizisi gerçekleştiriyoruz ve bu konferanslar dizimizin de en önemli başlığı kuşkusuz bileşenlerimiz ve HDP. Evet, bileşenlerimizden aldığımız güçle hem fikri anlamda hem mücadele hattındaki buluşmalarımızla HDP bugüne geldi. Bugünden yarına bileşenlerimizle birlikte öleceğimiz bu süreç çok daha büyük önem arz ediyor. Çünkü artık biz değiştireceğiz. Evet, hem Türkiye hem Orta Doğu siyasetinin en önemli hamlesi, en önemli müdahalesi bizlerle gelecektir. Bunu başarabiliriz, bunu gerçekleştirebiliriz. Ama bunu gerçekleştirmenin belki de değişmez koşulu, biricik adımı, örgütsel yapımızı, örgütsel yaşamımızı yeniden yapılandırmak, bu sürece uygun bir örgütsel hamleyi gerçekleştirmekle mümkün. Bunu da bileşen hukukumuzu güçlendirerek sağlayabiliriz. Tabii bugüne kadar örgütsel yapımızdaki aksaklıkların en temel nedeni belki de yine içinde bulunduğumuz politik konjonktürdü. Hele hele son 4 yıla dönüp baktığımızda faşizmin kurumsallaşma çabalarının nedenle büyük saldırıları gerçekleştirdiğini düşündüğümüzde örgütsel yapımızdaki ihmal ettiklerimizin belki de belli gerekçelerini dile getirebiliriz. Ama şunu öğrendik. Bütün bu mücadele süreci boyunca örgütsel hamlelerimizi de ihmal etmemeliyiz. Evet, buradan çıkardığımız derslerle geleceği şimdi hep birlikte, bileşenlerimizle, birey temsiliyetlerimizle, toplumsal temsiliyetlerle, HDP çatısı altında HDP kadrolarını var ederek, örgütleyerek, akademisiyle bir arada var edeceğiz. Bu rejime itirazımızı örgütleyeceğiz. Bu rejim krizini emekçilerin, kadınların, Türkiye halklarının, Kürt halkının var ettiği çözümlerle aşacağız. Evet, bunu başarabiliriz. Çünkü bu tekçi anlayış son 4 yıldır Türkiye'ye dayattığı mutlak tekçit koşullarıyla her türlü demokratik yaşam alanını tasfiye ederek, demokratik siyaseti tasfiye ederek, tüm özgürlükleri kısıtlayarak var ettiği baskı rejimiyle ve Orta Doğu halklarına dayattığı savaşla kendisini yapılandırmaya, faşizmi kurumsallaştırmaya çabalıyor. Bugün 23 Haziran seçimleri, 31 Mart seçimleriyle belki de en güçlü itirazı var ettik. Bu kutuplaşmış siyasete, bu Türkiye halklarını,
Türkiye emekçilerini, kadınlarını bu strese, bu gergin siyasete mahkum eden bu anlayışa en güzel cevabı biz halkların, biz emekçilerin, kadınların mücadelesini örgütleyen HDP ile verdik. Evet, siyasete müdahale ettik. Bu önemli bir müdahaleydi. Bu aslında bu kutup siyasetine, bu kamplaşmış siyasete bir yanıttı. Bir üçüncü yolu var etme çabasıydı. Faşizmin kurumsallaşmasına en güçlü yanıttı. Şimdi bunu örgütleme zamanı. Evet, tekçi anlayışa karşı çokluğun örgütlenmesi, çoğulculuğun bir siyasal anlayışta buluşması ancak mücadelemizde mümkün. Bunu başarabiliriz. İttihatçı aklın 24 anayasasıyla biçimlendirdiği her siyasi konjonktürde yeniden kendisini yapılandırdığı ve darbe mekaniğini hiç eksik etmediği bu anlayışa karşı darbe mekaniğini tasfiye edecek, özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir yaşamı var edecek bir siyasi müdahale zamanıdır. Bir müdahaleyi gerçekleştirebiliriz. Evet, 12 Eylül Anayasası'nı yamalı bohça haline çevirenler 17 kez anayasayı değiştirerek o darbe mekaniğini koruma peşinde olanlar diktatöryal bir rejimin taşlarını döşemekle meşguller. Faşizmin kurumsallaşması dediğimiz şey budur. 31 Mart seçimlerinde ve sonrasında 23 Haziran seçimlerinde umdukları buydu. Buna en güçlü yanıtı Halkların Demokratik Partisi verdi. Halkların Demokratik Partisi'nin mücadelesi verdi. Kürt halkının mücadelesi, emekçilerin, kadınların mücadelesi verdi. Bu mücadeleyi büyütmeliyiz. Bu mücadeleyi büyütmenin yolu mücadelemizi faşizme karşı verirken aslında tüm toplumsal kesimlerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin, işçilerin bir araya gelerek radikal demokrasi anlayışımızla, devrimci demokrasi anlayışımızla emeğin, kadınların, ekoloji mücadelesinin anayasa yapım sürecini başlatmaktır. Tüm toplum kesimlerinin bu müzakereci anlayışla, bu ceberrut iktidara karşı mücadele vereceği zeminleri yaratmaktır. Demokratik anayasayı bir uzlaşı zemininde toplumun bütün kesimlerini buluşturan bir yerden örmek gibi bir süreci var etmeliyiz. Bu tekçi anlayışa bir itirazdır. Bu ceberrut devlet anlayışına 24 anayasasından beri bize dayatılan Türk-İslam sentezine bir itirazdır. Şimdi bu itirazı mahallemizde, iş yerimizde, sokağımızda örgütleme zamanıdır. Biz buna inanıyoruz. Evet, bir demokratik anayasa için Dolmabahçe mutabakatında çerçevelediğimiz Sayın Öcalan'ın son İmralı'dan gönderdiği açıklamalarda da yeniden anlamlandırdığı ve bir kez daha çağrısını güçlendirdiği yerden bir demokratik anayasa mücadelesini müzakere zeminlerinde başlatmalıyız. Diğer taraftan bir an önce yargı reformu konusunun gündeme gelmesiyle birlikte tüm toplum kesimleri, tüm emekçiler, tüm demokratik siyasetin içinde yer alan yapılar harekete geçmelidir. Evet, bu iktidarın reformdan ne anladığını çok iyi biliyoruz. Onların reform anlayışına sıkışmayan, bütün yoldaşlarımızın özgürlüğünü talep eden, bu tutsaklaştırıcı siyasete son veren bir mücadeleyi de yine tüm toplum kesimleriyle birlikte vermek zorundayız. Sadece yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı değil, bugün emekçiler üzerindeki her türlü hak mağduriyetini ortadan kaldıracak bir mücadeleyi de örgütlemeliyiz. Yine bugün ülkeyi adeta büyük bir mezarlığa çeviren, yangın yerine çeviren bu anlayışa karşı tüm mağdurların buluştuğu bir siyaseti hayata geçirmek zorundayız. Evet, bizim bir itirazımız var. Kabul etmiyoruz. Bu dayatmaları, bu anlayışı kabul etmiyoruz. Bu anlayışın sürdürülmesine yönelik bu geçici çözümleri ya da bu türden aslında
geçmişin parlamenter sistemine öykünen anlayışları da kabul etmiyoruz. Yerel demokrasiyle güçlendirilmiş tüm hakların kendi haklarıyla var olabildiği bir yeni siyaseti var etmek istiyoruz. Dolayısıyla parlamenter sistem eğer geçmişin anlayışıyla o bürokratik siyasete, o otoriter vesayetçi anlayışa tutsak edilmiş haliyle kendini tekrar edecekse buna da itirazımız var. Evet. Yeni bir parlamenter sistemden bahsediyoruz. Yerel demokrasiyle güçlendirilmiş, halkların kendi kaderini tayin etme anlayışına saygı duyan, özerk, demokratik anlayışı kurum kuruluşlarında hayata geçirmeyi var eden bir anlayışla yaklaşıyoruz. Bu sadece Türkiye için değil, tüm Orta Doğu halkları için de barışın yolunu açabilecek bir adım olacaktır. Evet, sevgili arkadaşlarım, bakın G20 toplantısında kapitalizmin sefaletini bir kez daha izledik. G20'nin dünya halklarına, Orta Doğu halklarına vaat ettiği tek şey savaştır. S-400'lerdir, F-35'lerdir. İşte bu savaşa karşı çıkmanın yolu barış mücadelesini yükseltmekten, barışı örgütlemekten geçiyor. Orta Doğu halklarının geleceğine Orta Doğu halkları karar vermelidir. Orta Doğu halklarının geleceğini yok eden, Orta Doğu halklarının haklarına saldıran bu emperyalist zihniyete karşı da barış mücadelesini Orta Doğu'da da Türkiye'de de bulunduğumuz her yerde yükseltmeliyiz. Demokratik bir cumhuriyet için, ortak vatanımızda demokratik bir cumhuriyetin inşası için, Orta Doğu'da barış için mücadelemizi her gün çok daha güçlü bir şekilde, çok daha kararlı bir şekilde var edeceğimize inanıyorum. Ben bu vesileyle kongremize bir kez daha başarılar diliyorum. Hepimizin yolu açık olsun diyorum. Biz kazanacağız, mutlaka kazanacağız.